Snap yapıyor. Hızlı bir açıklama yapalım mı? Başla. Önce hava değişti. İnsanların nedenini söylemediler ama yalanlarıyla insanlığın sonunu getirdiler cümlesiyle başlıyor dizi. Bir savaş sonucu dünyanın ısısı daha da artıyor. Buzullar eriyor ve dünyada yaşayan bütün canlı hayatın sonu geliyor. Bilim insanları verilen hasarı geriye çevirmek adına dünyayı serinletmeye çalışıyorlar. Bunun sonucu -120 derece soğuk yaşatan yeni bir dünya düzeni kuruluyor. Wilford adında bir vizyoner, Nuh'un gemisi temalı bu yeni modern dünyaya uygun 1001 vagonlu içerisinde kendi kendine yeterli olabilecek seralar, çiftlikler, balık ve su altı ürünleri için devasa bir havuz, hastane, hapishane, eğlence mekanları bulunan bir tren yaratıyor. Normal şartlar altında sadece parası olanların katılabileceği fakat şartları yetmeyen insanların da son anda trene çıkartma yapıp kaçak yolcu olarak katılması üzerine dizimiz başlıyor. Daha ilk andan itibaren trenin koruma kalkanları devreye giriyor ve bu kaçakları trenden atmaya çalışıyorlar. Fakat ayaklanmalar içerisinde kaçaklar trenin kuyruk kısmına güvenlik kalkanları tarafından kilitleniyor. 7 yıl ileri gidiyoruz. İlk saniyelerde beraber gördüğümüz Andre ve Zera ikilisinden sadece Andre mevcut. Karşımızda yeni bir tren düzeni çıkıyor. Daha ilk bakışta bu tırnak içerisinde kuyrukçuların zor bir 7 sene geçirdiğini görebiliyoruz. Hemen anladığımız üzere trenin başı, krallığı, kuyruğu ise ayak takımı ya da alt tabaka köylüleri temsil ettiğini görebiliyoruz. Snowpiercer'ın yönetmeni, 2019 en iyi film Oscar'ını alan Parazit filminin de yönetmeni Bong Joon-ho olan, 2013'te başrollerinde Chris Evans, John Hurt ve Tilda Swinton'ın da bulunduğu aynı isimde zaten kitaptan uyarlanmış filmin dizi adaptasyonudur. Snowpiercer. Evet, ne diyorsun bu dizi hakkında? İlk 3 bölümü çıktı. İzledik hemen. Güzel miydi? Ben tatmin oldum açıkçası. Hmm. Yani bir böyle zaman geçirmelik dizi olarak düşündüğün zaman zaten hepsi zaman geçiriyor da hani böyle keyifli zaman geçirmek ama aynı zamanda biraz böyle ufuk açıcı diziler gibi göndermeler, işte devlet biçimleri, hayatta kalma, sınıf farkları, özellikle evet, sınıf farkları. Bayağı bir sınıf farkları. Dizi ilk başlar başlamaz hemen böyle bir direniş dizisi gibi geldi bana. Öyle zaten. Evet, yani hani kuyruktan başa. Aynen. O heyecanını kaybettirmeyen bir şey. Bir de şey güzel. Bütün dizi tek mekanda geçiyor. Tek bir trende geçiyor. Trenin iç mekanı. Teknik olarak bak bize 1001 vagonu verdiler ve bu noktada bizim düşündüğümüz yani kaç sezon çıkacaksa bile çıksın sürekli yeni şey ekleyebilecekler. Çünkü 1001'in sonu gelmek zorunda değil mekan olarak. Ama şöyle sınırladılar seni de. Bir birinci sınıf var. 2, 3 var. Bir de kuyruk var. Ama o aralarda berberler de var. İşte eğlence mekanları, havuzlar, evet, saunalar, evet. bir sürü şeylerle dolu. O sırada belki bir vagon sadece tavla oynamak için adanmış olacak. Ben hani 3 sınıf olması artı bir tail, kuyruk grubu olması yeterince kısıtladığını düşünüyorum. Yani şu var, çok olasılık yok. Hani tek bir olasılık var aslında, dışarı çıkabilecekler mi hikayesi var. Ya bunu hiç sorgulatmadı bile bize. Zaten tek dünya düzeninin tren olduğunu söyledi bize. Şimdi filmi izleyenle izlemeyen arasında küçük bir fark olacak. Bu 2013'te yapılan film ki çok başarılı bir filmdi aslında. Aralarda çok büyük farklar var. Şimdi filmde biz trenin kalkışından 17 yıl sonrasını görüyoruz. Ve filmin spoilerını vermek istemiyorum. Gidin izleyin, çok güzel bir sosyokültürel bir yapıyı anlatmaya çalışmış aslında. Her insanın herkes olabileceğini... Her iyi insanın kötü de olabileceğini, kötünün de iyi olabileceğini de bize sunan bir film olmuş. Başarılı, senaryo orijinal. Zaten dediğim gibi kitap Fransız olması lazım. Bir kitaptan adapte bir film bu. Bayağı da güzel. Yönetmeni de işte bu Parazit'in ki o da çok başarılıydı ki Oscar'ı aldı. Gerçi orada birazcık yabancı yani Amerikan olmamasından kaynaklanan bir durum da olmuş olabilir birazcık politik belki bilmiyoruz. Film tamam fena değildi de yani o kadar da abartılmalı mıydı ki zamanında bunu... La La Land ve neydi o filmin adı? Aynı anda çıkan diğer film. Evet, Moonlight'a söylemiştim. Yani Moonlight evet güzel film ama La La Land çok daha başarılıydı. Fakat niye Moonlight kazandı soru işaretleriyle doluyum. Neyse önemli değil. Söyleyeceğimiz şu, filmle dizi birbirinden farklı. Ben ilk başladığım zaman sanki o filmde gördüğüm insanların gençliğini de göreceğim gibi başlamıştım. Fakat ne yazık ki öyle bir durum yok ki Chris Evans'ın güzel bir göndermesini yani en azından karakterinin adının orada bulunması tatlı olurdu. Düşündüğümden daha az tek kollu insanlar, tek bacaklı insanlar var. Yani filmi tekrar söylüyorum. İzleyin anlayacaksınız ne demek istediğimi. Dizinin senaryosunda karşımıza çıkan iki tane izleyeceğimiz platform var. Bir tanesi Andre'nin çözmeye çalıştığı cinayet. İkincisi de Wilford nerede, Melanie kimdir, niye başta, niye ona Wilford deniyor ve şey sahnesi mesela özellikle dikkatimi çekti. Broşu ters çevirdiğin zaman M oluyor Melanie'nin M'si de orada ups falan yapıyor çeviriyor falan. Hani
bir hakikaten aslında Wilfred yok mu bu senaryoda yoksa, ama Sean Bean'in sesini de duyduk 3. bölümde Wilfred olaraktan. Hani bunların hepsi soru işareti, bir de 2. sezonda gelecek. Bu arada bayağı spoiler veriyoruz, geriye dönüp hani hafızanızdan silmek isterseniz. Hayır, silmeyin. Başladık... İzleyenler gelsin, bunu yazacağım description'a. yani derdimiz bu noktada hani ne olacak sorusunu, ki dediğim gibi filmde 17 yıl sonrasını görmüştük trenin kalkışından. Şimdi daha 7 yıl, yani teknik olarak burada eğer yıl ilerleyecekse sezonlar 10 sezonluk bir dizide çıkabilir bu noktada. Ha, daha da azaltabilirler, daha fazlalaştırabilirler ki ya bak mesela Chrono uyuşturucu ve yani filmde onu başka bir şey için kullanıyorlar belki, ama bu noktadan sonra spoiler'ı da niye kesiyorsam bilmiyorum. Filmi izlemeyen için en azından spoiler vermeyeyim. Hani çok daha önemli bir rol sahibi olacak bu Chrono. Yani filmde oldu da dizide olmayabilir. Olmayabilir tabii. Olmayabilir. Yani, bilmiyoruz. Ama daha şeyi gördük. Yani kızımızın orada şeyden kalkamadığını ve aslında Chrono'nun da o uyutma sıvısından üretildiğini de gördük bir yandan da. Yani önümüz açık. Güzel bangır bangır geliyor. Bir anda bütün sezonu vermemiş olmaları Netflix için beni birazcık sorgulattı. Niye öyle yapmadılar? Bence bu dizi uzun soluklu bir dizi olacak. 10 bölüm çıkartıyorlar ama. 10 bölüm olabilir ama 10 sezon da olabilir. Olabilir. Ve hani olabilir tabii. Bizim o kült diziler diye koyabileceğimiz noktaya çıkabilecek potansiyelde bir dizi. Hmm. Çünkü bütün kriterlere uyuyor. Birincisi çok tanınmış aktörler, aktrisler yok. Jennifer Connelly dışında. Evet. Ki o da çok çökmüş. biraz fazla kilo vermiş. Yaşlanmış. Ben onu mesela Blood Diamond'daki halini severim. Tatlıdır. Boyunda bir Leica ile gezerdi. Fotoğraf çekiyor filan fıstık. Ama artık mesela çok o kadar çekici bir kadın değil. Daha otoriter olmaya çalışmış ama. Üçüncü bölümde rujunu sürmüş ama. Yani olmamış. Yine olmamış. Sanki boyu da kısalmış. Acaba kemik erimesi mi var? Ben bayağı rahatsız oldum. Allah Allah. Yani daha hoş bir kadındı. Yani ya şeyler... Uzun zamandır ben filmlerde, dizilerde görmedim o kızı. İşte çökmüş kadını. Yani belki ne bileyim sevgilisinden mi ayrıldı. O, yani Jennifer Connelly'den ben beklediğim şeyi, verimi alamadım. Hmm. Diğer karakterler çok tanınmış karakterler değil. İşin içine Sean Bean girecek. Evet, yani o zaman belki işler değiştirir. Sean Bean'in değişir. De kabul edeceği bir senaryodan bahsediyoruz ki adamın ettiği senaryolar, kabul ettiği senaryolar... %90'a yakını iyi o çıkıyor. Legends diye bir dizisi vardır. Hmm. Sean Bean'in inanılmaz iyi bir dizidir ama mesela erken cancel edildi dizi. Evet, ne yazık ki. Dizi kült olma yolunda gidiyor. Buna şöyle de bir şeyim var. Ivan karakterini hatırlıyor musunuz? Hmm. Yani ilk bölümde gördük, yaşlı adam kendini asarak öldürecek. Onu nerede görmüştük en son, hatırlıyor muyuz? Breaking Bad'deki Meksikalı kartelin lideriydi. Aa! Ya. Hatta adını da yazmış mıyım? Yazmışım, evet. Adı yok. Yani Ivan karakteri. Hatta sonra Better Call Saul'da. Şey, elinde bir zil vardı. Hani. Değil. One hour later. Hector. Bu karakterler de yani böyle iyi karakterler hani. Evet. Çok kolay kolay. Evet, baş karakter. Ya sanırım bu adamlar biraz bütçe ayırmak için hani daha dekora ve daha belki özel efektlere biraz başrolden kısmışlar gibime geliyor. Hmm. Ama başroldeki çocuk da o şey Andre'yi oynayan adam da evet çok şey olmadım, çok ısınmadım henüz. Henüz. Ama ısınabileceğim gibi sinyaller alıyorum mesela. Yani bir cool vibe'ı var. Özellikle o Hademe ile konuşurkenki zamanı. Hani mimiklerini yaparken hani güldü mü, kontrol mü ediyor bu konuşmayı, yoksa manipüle mi var, yoksa ne olacak? Hani o adamın suratında şeyi bekledim. Yani izlerken daha doğrusu hani gördüğüm karakter hani kontrolcü ve aslında emin adımlarla yürüyen bir karakter olduğunu doğru hissettiriyor bize. İlk iki bölüm ayrı ama üçüncü bölümde benim için bir şeyler değişti. Üçüncü bölüm biraz daha toparladı, biraz daha beni bağladı diziye. Çünkü ilk iki bölüm biraz daha ne olduğunu anlayalım. İşte hademeler var, tabii, kasaplar var çok. Yani biraz fazla kavram var. Ama fazla kavram olması da aslında kültlüğe doğru gidiyor. Hani Game of Thrones'u düşün, tabii, o kadar fazla karakter. Yani... Ve üçüncü bölümde Andre karakterinden de çıktı biraz olay. Hani daha fazla Wilfred tarafını görmeye başladık. Evet. Daha fazla işte mesela ben birinci şeyi çok merak ediyorum. Birinci sınıf şeyini. O insanlar kim, ne yapıyorlar? Bir de bu parayı biz verdik gibi hareket ediyorlar ya. O noktaya geleceğim, o bu parayı biz verdik de. Gerçekten onlar verdi yani söylenene göre dizide zaten. Yani bizim duyduğumuz ama bir kısmı da olabilir. Sadece bir yatırımcılardan bir tanesi de olabilir. Doğru ama zaten...
Bütün dünya ölecekse ona yatırım yapıp da ona binmeyecek adam tanımıyorum ben. Bunu bilmiyorlardı. Wilford zaten bir vizyoner olarak hareket etti. Ben bunu yapacağım. Doğru. Bana para verirseniz yaparım. Oldu bir noktada. Bunlardan verenler de olmuş olabilir. Ama o noktada mesela şeyi sorgulatıyor bana. Hademe nasıl girdi bu trene? Yani Hademe'ye ihtiyaçları vardı. Yani bu noktada yani dünya tamamen yok olacaksa dünyanın en zengini bile oraya Hademe olarak girmeye çalışır. Ama alır mı? Niye? Ne demek alması? Yani şeyi düşünsene. Jeff Bezos değil mi? Hani milyar milyar dolar Amazon'un sahibi bu arada. Milyar milyar dolar parası var cepte ve dünya yok olacak artık. Başka hiçbir yolu yok. Tamam. Sen de bunu öngörememişsin. Öleceksin. Wilford arıyor seni, diyor ki aga benim böyle bir durumum var. Tren yapacağım, bana para ver. Tamam. Zaten hani o duruma inanırsa verir. Hadi o anda inanmadı buna, parasını vermedi. Tren oluşturuldu ve bir baktı ki ulan derece düşüyor. Eksi 20, eksi 30, eksi 40. Allah biz ne yaptık, ne yapacağız? Wilford'a koş, tren oldu mu? Oldu ama sen para vermedin. Abi beni hademe olarak al. İyi de o treni oluşturacak adamlar... Adamlar belki bütün mal varlıklarını, bütün paralarını verdiler. Hmm. Çok affedersin de önümüzdeki 7 sene boyunca ben en iyi hademe gelsin işini yapsın isterim. Jeff Bezos'u istemem. Jeff Bezos hayatında... Ama ya çok ilginç değil mi? O hademe dünyada da yani dünya ölmemişken sırf de hademeymiş ki... Bir dakika. Hademelerden çok özür diliyoruz burada. Arkadaşım biraz fazla abarttı. Çünkü ya kasap mesela. Jeff Bezos kasap yapabilir misin? Eti bilmez. Kesmeyi bilmez. Doğru kesmesi lazım. Abi kusura Hademe'nin bakma mesleki ama şeyleri var. Tamam da sen de kasaptı. Hademelere bir lafım yok. Yani çok spesifik bir bilgi olmadığı sürece sen de her şey kasaplığı öğrenebilirsin sonuçta. El yatkınlığın zaman alır belki ama öğrenirsin. Toplam kaç kişi var? 3000 kişi var şeyde. Neydi? Trende. Söylendi mi? Söylendi. Ama hatırlamıyorum. 1001 vagon var ve toplamda 3000 kişi 3000 var. Kişi var. Ve diyor ki %70'i kuyruk ve üçüncü sınıf. Evet. Evet. Ve ya belki üçüncü bu arada şöyle kuyruktan da hademe alınmış olabilir. Bak şu anda düşünüyorum bunu. Doğru. Yani oraya girerken düşünmediler ama pisleniyor. Çekin kuyruktan birini. Ya da üçüncü sınıftan belki. Şimdi bak şöyle bir olay var. Bununla biraz bağlantılı olduğu için söylüyorum. Üçüncü bölümde birinci sınıftaki bir karakterin şunu söylediğini duyuyoruz. Demin söylediğin şey. Hmm. Yani bu trenin yapılması için gerekli parayı biz verdik. Evet. Şimdi bu noktada bu adamın, yani kadın söylüyordu daha doğrusu. Hı-hı. Böyle bir şey, Yellows karakterli bir kadınımız kızıl var orada. Ondan sonra kızıl, evet. Karen. O karakterde şunu düşünmek lazım bence. Mesela gemi memleket gibidir derler ya, tren de öyle bir şey. Çünkü dışında hayat yok. Dışında sadece dönen dolaşan bir tren var, tamam mı? Evet. Burada bir yönetim deneniyor şu anda. Hı-hı. Bu yönetim birincisi bu adamı, yani yönetime getiren, başkanlığa getiren ya da işte yöneticiliğe getiren insanları, evet, insanları mutlu etmesi lazım. Tamam, doğru. Genelde bütün hükümetler dünyada da ilk önce bunu yapar. Hı-hı. Onu hükümete, hükümetin başına getirenleri mutlu ederler. Hı-hı. Tamam mı? Şu an yapılan o. Bu en başı. Peki yani Wilford'un odasına girme imkanları yok ki bunların. Neden yok? Hepsi ayaklansa. 3000 ama kişinin, şey diyor, 2009, diyor o noktada. Yani biyolojik olarak kilitli diyor. Onun odası. Yani hiç fark etmez. Yani bir yerde sonuçta hareket eden bir şeysin sen. Yani. Belki kronol patlamaları olur. Şu anda Wilfred'in yapmaya çalıştığı şey birinci sınıftaki insanları mutlu tutmak. Çünkü üçüncü bölümde yine göreceksiniz. Sırf bu bir ayaklanma çıkıyor kuyrukta ve bu kuyruktan dolayı çıkan bir de cinayet var aynı zamanda. İkisinden dolayı çıkan problemleri unutturmak için biraz halkı dikkatini dağıtmak için bir hava değişikliği olsun diye mesela bir dövüş düzenleniyor. Fight Night. Demek ki bu hala bir toplumu, Wilfred karakteri daha sakin tutmaya çalışıyor. Onları gütmeye çalışıyor aslında. Hmm. Yapmaya çalıştığı şey. Ben aslında burada şunu merak ediyorum. Önümüzdeki bölümlerde hani bunu yapamayacağını, çünkü bu bir kaynak meselesi. Sen birinci sınıftaki insanı yedirdikçe, işte mutlu ettikçe varsın. Ama edemediğin gün, kaynakların bittiği gün, herhangi bir problem olduğu gün, ki yine üçüncü bölümde problemi göreceğiz. Enerji şeyleri kesiliyor, elektrik kesiliyor, şu oluyor, bu oluyor. Bu sefer bu insanlar konuşmaya başlayacak. O noktada da bu hükümet düşecek mi? Yoksa tamamen otoriter ve totaliter bir düzene geçip birinci sınıfı da aynı kuyrukta yaptığı gibi, kuyruktakileri yaptığı gibi kafalarına mı basacak? Çünkü başka yolu yok.
adamı mutlu etmesi lazım. Adam ya onları da niye mutlu etmeye çalıştın tamam ama yani 3000 kişi tek bir dünya düzeni için kontrol edilemeyecek bir noktada değil benim gözümde. Yani ben size yemek vermiyorum artık dedim mi onlar köle olacak her türlü. Ayaklanırlar. Tamam ne yapar abi en fazla oradan çeker pimi. Ha gerçi kendi yemeği de gider belki. Tabii ki de. Yani o da var. Yani bir... Haklı olabilirsin o konuda kabul ediyorum. O düzeni düzenli tutması lazım. Onun için herkesin sessiz, sakin yaşadığı gibi yaşamaya devam etmesi lazım. Trenin en önüne giriş yapabilen kişi zaten sayılı. Melanie bunlardan bir tanesini, ismini galiba öğrenmediğimiz diğer evet. Mr. Wilford diyen, Melanie'ye Mr. Wilford diyen bir arkadaşımız var. Ki bu arada bu üçüncü bölümde de şöyle bir şey gördük. Melanie orada kaynak yapan birine bakıp ah keşke ben de kaynak yapan kişi olsaydım tarzı evet. bir cümle kullandı. Yani buradan yönetmekten belki bir... sıkıldı acaba? Yönetmekten sıkıldı mı yoksa zaten onu yapan kişiydi de böyle bir pozisyon mu zorlanıldı onun tarafına? Valla bu soruların kafamızda oluşması aslında bu dizinin böyle farklı evet, bir yere gittiğini... Güzel bir yönde ilerlediğini görüyoruz. Yani Melanie karakterinde şunu görüyoruz. Mesela adam Melanie telefonla birisini arayıp ya da işte Wilford'a gidip bir şeyler sorup geri gelmiyor. Evet. Birçok kararı orada onun yerine o veriyor. Kendi veriyor. Hani onun için Wilford acaba onun içinde yaşayan bir mevzu mudur? Ya da geçmişinde olan birisi mi? Unutamadığı birisi mi? Bir sürü soru işareti var. Ruth karakterini hatırlıyor musun? Ruth karakteri evet. O da The Americans dizisinde izlediğimiz bir karakterdi. Ben Americans'ı izlemedim. Benim çok sevdiğim bir eski zaman dizisi ama böyle Amerikan ve Rusların Soğuk Savaş döneminde birbirleri bir şeyler yaptığı dönemde. Orada da çok belirgin bir karakterdi. Elmacık kemiklerinden dolayı kadını unutamıyorum garip bir şekilde. Yani güzel bir kadın mı? Evet hoş hani böyle etkilenmezsin ama unutamıyorum. Yani tam bir şey konuk karşılayıcı bence. Çok yani aslında casting o kadar da kötü değil. Sadece bizim yani ben de Andre Layton karakterine alışmam 2 bölüm sürdü. Öyle söyleyeyim. Artı şöyle bir şey hoşuma gitti. Bir kura olayı var. Hatırlıyor musun? Yani çocuk yapmak için aynen. bir kuraya giriyorsun. Hani hatta bunun içine böyle fesat karıştırıldığını falan söylüyorlar. Bu kura işi bana 2 tane ayrı filmi hatırlattı. Biri The Island, Ada. Diğeri de Hunger Games. Yani ikisi de ve bunun gibi biraz daha şey fantastik filmler. Ama bu aslında toplumu kontrol altında bırak tutmak ve bir umut vermek, yaşamak için bir sebep vermek için yapılmış bir kura. Hani özellikle bunu görmek... de ikinci ve üçüncü sınıflar için. Tabii ki de. Birin çünkü gideceği başka yer yok. Ondan bir şikayet yani. Ediyor. Kuyruk hep şikayet ediyor çünkü kuyruk ya ölecek ya orada kalacak ve çok daha ileri olduğunu biliyor. Ama mesela ikinci sınıftaki adam bir ceza alıp üçe de gidebilir. Kuyruğa da gidebilir. Ama bir yandan üçüncü sınıftaki adam bir dövüşü kazanıp bir yarışma çünkü dövüşlerin de ne zaman olacağı belli ama mesela öne aldılar. Hani Wilford derse ki abi yarın dövüş yapıyoruz yapacaklar. Onların içine gelen bir şey. Hani dövüşü kazanıp ikinci sınıfa çıkma şeyi var. Fight Night üzerine bir şey daha söylemek istiyorum. Bu klişeden kurtulamayacak mıyız ya? Yani Roma döneminden beri şu gladyatör dövüştürme. Hani birbirlerini öldürsünler kan çıksın biz alkışlayalım halk rahatlasın. Ha bu nasıl bir vahşettir? Ama demek ki işe yarıyor. Kullanmaya devam ediyorlar. Son olarak 2 tane şeyden daha çok kısa bahsedeceğim. Gerisini izleyin. Yani izlenmeye değecek bir dizi haline gelecek diye düşünüyorum. Bir tanesi o Hademe'nin 3. bölümde söylediği bir laf var. Tren yan duran bir gökdelendir diyor. Çok güzel laf. Bu aslında diziyi bu sınıf farkını çok iyi anlatan bir şey. Çünkü gökdelende de kat yükseldikçe fiyat artar. Daha zengin insanlar, daha seçkin insanlar vardır. Kimse işte bilmiyoruz ama. İkincisi de şu. Bu dizide ben hiçbir tanrı göndermesi görmedim. Şöyle mesela bir Oh My God yok. Hani Jesus Christ yok. Ama hani dünya daha donalı, donmaya başlayalı 7 sene olmuş. Hani ne çabuk unuttunuz Allah'ı. Şöyle bir şey görüyorum orada da. Daha ilahi bir yere koydukları şey... Bu işleyen tren ve motordan bahsediliyor. Yani işleyen bir düzen var ve gerçekten hani tanrıdan bahsedilmiyor, gönderme yok. Hani onların argoda kullandıkları Jesus Christ'lar falan yok. Ama onun yerine yani The Angel Will Provide var ve bir yemin sahnesi var. Mesela I swear on the train var. Evet. Yani trenin üzerine yemin ederim diye bir ifade var. Hani acaba burada farklı bir yere mi gidiyor?
Ben abi, sanki orada bir yazımı basitleştirilmiş yani bunu yazarlarla alakalı gibi gördüm ya. Yani çok üstüne de durmadım ya. Yani sen ben yazsak belki o şekilde yazmış olabilirdik. Ya yani bunun üstüne çok düşünülmemiş de olabilir bu gibime geliyor. Ya yani çok daha farklı bir noktaya gelebilir. Hmm. Umarım bu sözlerimi yutarım bundan sonraki ileriki bölümlerde. Ama hakikaten çok düşünülmemiş gibi de geliyor. Ya o nokta bilmiyorum bana çok fazla düşünülmüş gibi geliyor bu arada. Bakalım hangi meseleyi olacağız. Umarım sen haklısındır. Çok ciddiyim. Yani sen haklıysan dizi çok daha başarılı bir hale gelir. Ya benim beklentim biraz fazla bir diziden. Bir trende de olsan. Her sürekli hareket eden bir trende. Evet. Hiç durmuyor. Doğdun 15 sene geçti, 16 sene geçti. Neye ilahi bir güç olarak neye inanırsın? Wilfred'a tabii yani o noktada. Wilfred ama Wilfred'ı... Çünkü şöyle düşün, sürekli Wilfred'ı duyuyorsun. Duvarlarda hep W'lar var. Ve o tarafından verildi bunlar size tarzı geliyor bütün cümleler. Ve orada bir beyin yıkama da var bir yandan da. Tabii hani, düzeni sağlamak için. Aynen öyle. Ya bir de filmde şöyle bir sahne vardı hatırlatırım. Kronol bağımlısı adamımız yanı gösterip insanlar o kadar uzun süredir burada ki burayı duvar zannediyorlar. Ama değil, burası bir kapı. Bir kapının kapı olduğunu bilmezsen kolu indirip dışarı çıkamazsın. Orada bir kol yok zaten. Her şey elektronik bir yandan da. Ya yani evet haklısın. Aynı şeyden bahsediyoruz. Yani gerçekten kullanmıyorsan ki bak kaç aydır karantinadaydık. Tamam evet çıkıyorduk ediyorduk bilmem ne ama normalde geçirdiğimizden 5 kat diye 10 kat daha fazla evde geçirdik belli bir süre içerisinde. Ve bu noktada da kullandığımız şeylerin dinamiği çok değişti. Yani hakikaten sokak kapısını kullanmadık ya. Ve ya bu normal bir şey değil. Her gün çekip çıktığın kapıyı kullanmıyorsun. Ama ne kullanıyorsun? Tuvalet kapısını kullanıyorsun daha fazla. Bir şey söyleyeyim mi? 3-4 gün içinde alıştık. O da doğru. Uyum yani, sağlıyoruz. Tabii. Yani öyle yani olmak zorunda çünkü. Sen bu trendeki insanları treni durdur. 2-3 gün çıkart. Ondan sonra hayatları boyunca dışarıda yaşamış gibi olurlar. Toparlayalım. Ya ben bu i̇lk diziye... İlk bölüme kaç veriyorsun? Hadi bölüm bölüm ilerliyorsak. İlk bölüme yani filmi izlememiş olaraktan düşünürsek... Orijinal fikir diye 6.5-7 üzerinden ilerlerim. 5. 5. İkinci bölüme ben 5 veririm. 4.5. Üçüncü bölüme de bir 6 gider. Aklımdakini söyledin. Üçüncü bölüme 6 veriyorum. Fakat geleceği parlak. Çok potansiyeli olan bir dizi. Her şeyi yapabilirsin bir anda. Her şeyi değiştirebilirsin. Çok gerçekçi bir fantezi bu da. Çok güzel. Olabilecek şeyler, evet neredeyse imkansıza yakın bir olasılık ama olabilecek bir şey. Yani bizim bile başımıza gelebilecek bir işte atıyorum belki birkaç milyarda bir olasılık. Hmm. Ütopik şeyler yok ama bir taraftan da ne zaman olacak bize denk gelir mi hikayesi var. Hmm. Empati yapabiliyoruz birçok konuda. Tabii. Çünkü tren dediğimiz gibi bir dünya artık 3000 kişilik bir dünya. Trenin içinde kaçakçılık da var, trenin içinde uyuşturucu da var, trenin içinde silah da var. Aynen. Yani trenin içinde ticaret de var, kara borsa cinayet da var. Cinayet var. Cinayet var. Yani bizim hayatımızda olan her şeyi 3000 kişiye indirgemişler. Fakat bu ortalamanın içerisinde bile şunu diyebiliriz ki yani gerçekten büyük potansiyelli bir dizi dedik zaten. Ve ileriki bölümlerde özellikle ikinci sezona geçerken daha iyi bir bütçe alırlarsa... Çok daha farklı bir noktaya ilerleyebilir. Çünkü bu startup dizilerinde bile şeyi görüyoruz. İkinci sezonda oyuncuların daha iyi rol yapabildiklerini görüyoruz. Daha çok para kazanıyorlar. Daha çünkü. Çok para kazanıyorlar. Belki birazcık da asistan tutuluyor ve eğitmen tutuluyor. Bak bu Anze'nin karakterini başka ben hiçbir yerde görmedim. Ki başrol. Evet. Ve sen bunu bize sundun. Ha, doğru. Biz şeyi de Game of Thrones'ta Arya'yı da görmemiştik. Ama nereden nereye geldi kız? Doğru. Yani öyle de bir durum var. Sansa'yı da ya da bütün karakterleri aynı şekilde. Yani bütün karakterleri değil de çoğu karakteri başrol gibi olanlardan. Ve bu insanları da eğitmek için daha fazla para gerekiyor. Roller daha fazla prova yapılıyor. Ve o noktada daha başarılı bir hissiyat verebilirler bize gibime geliyor. Yani ben bunu 6 diyorum. Diziye şu anda ortalamayı da kenara atıyorum. 6 veriyorum. Orijinal fikirden ötürü. Yani filmi kenara koyaraktan söylüyorum tekrardan çünkü filmi daha çok beğeniyorum. 6 veriyorum eyvallah ama yani ileride çok daha yüksek bir noktaya hani Game of Thrones'un son sezonu hariç bir noktasına ulaşabileceğini de düşünüyorum dürüst olmak gerekirse.
Diziyle ilgili bize yorumlarımıza katmak istediğiniz bir şeyler varsa yazın, merak ediyoruz. Çünkü biz kendi aramızda böyle konuşuyoruz. Ama başkalarıyla çok konuşmuyoruz. Cevap veririz, okuruz, ederiz. Aynen öyle. Ondan sonra bizim kaçırdığımız noktalar varsa, göndermeler varsa. Ben bir de böyle dizilerde kullanılan parçaları çok severim. Mesela adamın elinde bir kalem var. Ne ile yazmış, ne marka kalem falan fıstık. Bir sahnede elma kesme sahnesi vardı, hatırlıyor musun? Evet, son 3. bölümde. Bennett Knox diye bir herif de o. 3. bölümde evet şeyde elmayı soruyor. Mesela Opinel marka bir bıçak gördüm orada. Fransız bıçağıdır. Çok keskindir, çok ünlü, Fransa'nın böyle milli bıçağı gibidir. Onu görünce bir sevindim. Ondan sonra baş karakter Andre'nin kolunda bir saat vardı. O da Timex'in bir saati. Hani tam bir Amerikan polis saatidir aslında. Hani Timex'ler genelde. Bu tarz göndermeler de hoşuma gidiyor. Bunlardan da fark ederseniz yazarsanız sevinirim. Ben bulabildiklerimi not alıyorum. İşte bu 3 bölümde 2 tane bulabildim. Ama böyle. Ben yorum bekliyorum. Bunları konuşalım, edelim, bir şeyler yapalım. Evet. Evet. Snapchat. Bundan sonraki 3 bölümü ya da 2 bölümü bir izleyelim bakalım. Hani böyle bir kırılma noktası olursa o noktada tekrar bir inceleme çekelim diyorum ben. Bizimle vakit geçirdiğiniz için teşekkür ederiz. Beğendiyseniz beğene basıp abone olursanız çok seviniriz. Alarm açıp. Beğenmediyseniz de beğenmedime basarsanız da problem yok. En azından öğrenmiş oluruz. Kendimizi geliştiririz. Bizim için hepsi pozitif. Ben biraz anlıyorum ama olsun. sonraki videoda görüşmek üzere. Snapchat.